Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Pratik İddia kanalının sahibi Ertuğrul Çemeşeri. Bildiğiniz gibi bugün paylaştığımız maçlar hep ters oldu. Zaten son 3-4 günden beri bu şekilde yatmaya devam ediyoruz maalesef. Yani biz nasıl tutan kuponları burada paylaşıyorsak, yatan kuponları da paylaşmak bu oyunumuzun borcu. Şimdi bakın arkadaşlar, her şey nasıl ters gider burada bir görelim. Hazırlık maçı 4,50 oran kazanıyor. Hazırlık maçı 5,75 oranla maç birden 2 oluyor. Yani böyle bir anormallik bence yok ve olamaz arkadaşlar. Bu hazırlık maçına oynamamak bence en güzeli. Bence bırakmamız gerekiyor. En azından şöyle bırakmamız gerekiyor. Arkadaşlar en azından şu şekilde bırakmamız gerekiyor. Yani en azından iddia bu virüs olayı bitene kadar biz iddia oynamamız gerekiyor. Niçin peki? Bunun bir sebebi yok. Çünkü hani zaten her şey ortada olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ben bugün özel olarak bir oran şikesi paylaşacağım sizlerle. Ve bunu kesinlikle kimseye yapmayacağım bir kıyaktır benim bu. Sıfırdan sıfır, sıfırdan bir, sıfırdan iki taktiği. Ve bu taktiğimi kimseyle kesinlikle bu zamana kadar paylaşmadım. Bu taktiğimi sonuna kadar izlerseniz ve videoya like atarsanız bu gibi oran şikesi taktikleri gelecektir. Servet kazanabilirsiniz beyler. Size ben bu kadar net ve açık bir şekilde bunu dillendiriyorum. Şimdi ayın 29'una gittik. Öncelikle arkadaşlar şimdi sıfırdan bir olan maçları arayıp bulmaya çalışacağız. Veya sıfırdan iki. Sıfırdan sıfır mı? Aynen. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakıyoruz. Mesela İspanyol. Şimdi İspanya liginde çok alt biten maçlar oluyor. Ki zaten bir de bunlar hani dandik takımlar olduğu için İspanya ligine göre dandik takımlar olduğu için denk takımlar. Zaten iddia da bunlara. Şimdi denk takım derken şimdi denk takımdan kastım şu. Şimdi bir takımın denk olup olmadığını sadece oranlardan değil kadrosundan, kadro değerinden vesairesinden vesairesinden da anlayabilirsiniz. Yani iyi bir analiz yaptığınız zaman emin olun her zaman iyi bir kazanç sağlarsınız. Yani şansınızı analiz demek şansı analiz demek hani tutturmak demek değil. Analiz demek şansınızı %50'nin yukarısına çıkartmak demek arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Pardon maçtan çıktım yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar maça geldik. Şimdi bakmamız gereken iki tane yer var burada. Üç tane yer. Öncelikle maç sonu sıfırına bakacağız. Maç sonu sıfırı 3'ün altında olması gerekiyor. Yani 3 oranın altında olacak. 2,95 ve 6 olacak. Tabii ne kadar düşük olursa bu bizim için iyi olur. Önce sıfırdan sıfır taktiğimle başlıyorum ben arkadaşlar. Dediğimiz gibi maç sonu sıfır oranı 2,95'ten aşağıya olacak. Toplam gol butonuna geleceğiz. Toplam gol aralığı. 2-3 golü 1,65 veya 1,70 olacak. Burada gördüğünüz gibi. Ve 2,5 gol alt tercihi de 1,50'nin altında olacak. Bu maçları gönül rahatlığıyla 0'dan 0 oynayabilirsiniz. Bu gibi çıkarttığınız 10 maçın 8 tane tutacaktır. Ben buna kefilim arkadaşlar. Kendim denediğim bir taktiktir. Ve tabii liglerde çok önemli. Gidip de hani Hollanda Ligi'nde bu oranları görürseniz oynamayın. Çünkü Hollanda Ligi hani takımların ne kadar kötü olursa olsun gol çıkan bir lig. Yani bu mesela ilk yarıda bir gol çıkmaz demek ilk yarı sıfır olma şansını bayağı bir düşürtüyor yani açıkçası. Ben bu, çünkü hani çok gol çıkan lig. Böyle liglere girmeyecek. Mesela İspanya Premier Ligi az gol çıkan yerler. Almanya'yla zaten işiniz olmasın. Örnek olarak İngiltere Şampiyonası'nı es geçin. Hollanda'yı dediğimiz gibi es geçelim. Portekiz Ligi. Bakın hani liglerden de baz alarak kendiniz kazançlar sağlayabilirsiniz. Bunun 0,3,50'ymiş. Veya İtalya Ligi. İtalya Serie B olacak ama burada çünkü çok 2'den 0 ve 1'den 0 oluyor. Bakın 0,2,55 ama maç tabii 1'den 0 olmuş. Yani bunun mesela veya bu taktikle hani bu şekildeki oranları gördüğünüz zaman direkt MS 0'da atabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kazançlar sağlayabilirsiniz.
Bakalım Romanya Ligi var. Çok gol çıkan bir lig değil aslında. Fakat çok gol çıkmış. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz bu arada. Beyin Mouse'da bir film izliyorum da çok tuhaf bir film. Yanlış anlamayın sesini açmışım. Arkadaşlar neyse dediğimiz gibi. Mesela burada Colding'in maçı var. Colding 2'den 0 olmuş yine. 0-2-90. Dediğimiz gibi yani bu taktiği gördüğünüz zaman maç sonu 0 atıp sistem kuponuna koyabilirsiniz. Güzel bir şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından bu şekilde. Mesela 0-2.90'mış. Toplam gol aralığı yine 1.65. Dedik ya 1.65 ve 1.70 aralığında olması gerekiyor diye. 2.5 gol altın oranı neymiş? Ona da bakalım bu arada. 2.5 gol alt. 1.65. 1.50'nin altında olması gerekiyordu. Burada bir yanlışlık var. Neyse arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Videoyu kapatacağım. Kesinlikle bu takvimi kaçırmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.